Merhabalar. Bu haftamızın konusu yine cilt gençleştirme. Bu defa boyun bölgenizden bahsetmek istiyorum. Boyun bölgesi, hep de vurguluyorum, yüz kadar önemli. Çünkü yaşınızı ele veren bölgelerden bir tanesi. Boyundaki çizgiler için ben kliniğimde neler yapıyorum? Bu hafta onlardan bahsedeceğim. Boyundaki çizgileri kabaca ikiye ayırabiliriz. Bir dikine çizgiler, bir enine çizgiler. Eğer sizin dikine bant gibi çizgileriniz varsa bunun tedavisi kolay. Nefertiti botoksu. Nefertiti botoksuyla özellikle böyle bant bant olan çizgilenmeleri hafifletmek çok kolay. Peki sizin dikine değil de enine çizgilenmeniz varsa, yani yatay çizgiler, özellikle de şurada gerdanlık gibi dediğimiz böyle inci tanesi gibi küçük küçük çizgileriniz varsa, o zaman deri kalitenizi arttıracak işlemler yapmam gerekiyor. Ne bunlar? Cihaz işlemleri. Cihaz işlemlerinden enerji bazlı cihazların tamamını nasıl yüzde uyguluyorsak boyun bölgenizde de uygulayabiliyoruz. Yani biz fraksiyonel lazer yaparak sizin çizgilerinizi hafifletebiliyoruz. Biz HIFU uygulaması yaparak boynunuzdaki çizgileri hafifletip deri kalitenizi arttırabiliyoruz. Termal başlıklarla ya da BBL ile ya da enerji bazlı lazerlerle deri kalitenizi arttırarak çizgilenmeyi hafifletebiliyoruz. Enine çizgilerde benim çok da sevdiğim, sıklıkla da uyguladığım özel mezoterapiler var. Mezoterapi, derinin orta tabakasına yapılan işlemlerin toplamdaki adı. Özellikli olanları var. İşte gençlik aşısı gibi, kolajen aşısı gibi. Boyun bölgesinde en çok hangisini yapıyorum ben? Kolajen aşısını tercih ediyorum. Çünkü boyun bölgesinin yaşlanmasında yüzden farklı olarak, yüzde şimdi kemik yapılar, alttaki o kas dokular germe efekti yaptığı için yumuşama ve gevşeme biraz daha yıllar içinde geç oluyor. Ama boyun bölgesinde altta çok da destekleyici dokular olmadığı için daha hızlı aslında ön plana çıkıyor. Biz kolajen aşısıyla deri kalitenizi arttırıp çizgilenme görüntüsünü hafifletebiliyoruz. Ama çizgiler çok derinleştiyse ve siz böyle şifşak bir sonuç istiyorsanız o zaman dolgulardan faydalanabiliyoruz. Dolgular bildiğimiz hyaluronik asit bazlı dolgular da olabilir, kolajen tetikleyici dolgular da olabilir. Size hangisi uygun onu gördüğümde karar veriyorum. Mezoterapilerden de Nefertiti protokolünü sıklıkla yapıyorum klinikte. Bu da şöyle, özellikle cildi sıkılaştıran, kırışıklıkları hafifleten mezoterapiler var. Bunlarla sizin cildinize uygun bir protokol belirliyorum. Yine minnacık enjeksiyonlarla kolajen aşısı yapar gibi Nefertiti protokolü de uygulayabiliyorum. Nefertiti protokolü ile Nefertiti botoksu karışıyor. Başta bahsettim. Nefertiti botoksu dikine çizgiler, bant bant görüntüler varsa şöyle göstereyim. Ben böyle yaptığımda belli oluyor. Bazılarında hiçbir şey yapmadan gayet hani sakin halde de o bantlar görünür halde oluyor. Biz kasları gevşettiğimizde Nefertiti botoksuyla o çizgilerden sizi kurtarıyoruz. Nefertiti protokolünde enine çizgiler ve deri kalitesindeki o kötüleşme, gevşeme, elastikiyet kaybı durumlarında Nefertiti protokolünü yapıyorum. Birlikte kolajen aşısı da yine enjeksiyon olarak tercih ettiğim, sıklıkla tercih ettiğim boyun bölgesi uygulamalarından. Cihazlardan tekrar bir böyle hızlıca üzerinden geçerek bahsedeyim. Özellikle fraksiyonel lazerden ben çok sık faydalanıyorum. Fraksiyonel lazerin aslında şöyle erbiumyak atışından faydalanıyorum. Erbiumyakın birkaç başlığı var. Termal başlığıyla cildi ısıtarak kolajen tetikleyici etkisinden faydalanıyoruz. Fraksiyonel başlığıyla da deri kalitesini artırmak, gözenek görüntüsünü azaltmak için yine faydalanabiliyoruz. Demem o ki, boyunda sizin yıllar içinde yaşınızı ele veren bir bölge ve genellikle ihmal edilen bir bölge. Yüzünüze işlem ne kadar yaptırıyorsanız boynunuza da o kadar yaptırmanızda fayda var. Ben yüzümü yıkarken bile boynumla birlikte böyle köpürte köpürte yıkarım. Yüzle boynu tek bir bölge gibi düşünerek aslında hareket etmek yıllar içinde sizin hep genç kalmanızı, herhangi bir bölgeden de yaşınızı ele verecek bir frenin olmamasını sağlar. Boyun bölgesi dediğim gibi çok önemli. Ben şimdi kendimden örnek verirsem, yüzüme yaptığım işlemlerin çoğunu boyun bölgeme de yapmayı tercih ediyorum. Az önce söylediğim gibi yüzümü yıkarken boynumu da yine böyle foşur foşur yıkıyorum. Boyun bölgeme özellikle kolajen aşısı ve Nefertiti protokolünü yılda en az 4 kez olacak şekilde yapıyorum. 40 yaşındayım, boynumda çizgi yok. Çene attım, iyi bence. Evet, sizin de güzel bir çene attığına sahip olmanızı ve güzel, sıkı ve iyi görünen bir boyuna sahip olmanızı
sağlayabiliriz. Bu haftamızın konusu boyun, boyundaki çizgiler, kırışıklar, boyun için neler yapıyoruz? Bunlardan bahsettim. Haftaya yepyeni bir konuyla yine sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.